Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda daha karşınızdayım. Şap hastası hayvanlarımız düzeldi. Bitirdik, güdüğümüz de düştü şapa. Bakın, gayet iyi artık. Diğer güdüğümüz de burada. Bu mondofon düvenin ayaklarına vurmuştu. Ağız da baya kötüydü. Bakın görüyorsunuz, bu da iyileşti. Şapı bitirdik elhamdülillah. Artık ahırımızda şap kalmadı. Diğer tarafı da gösteririm birazdan. Şöyle yeni yemlerimizi getirdik. Mal iyi prim yapıyor yani. Dana 180'lere gidiyor, haberiniz olsun. İnek 160 bandında. 160'ı geçti hatta. Şöyle koyunlara dökme mısır getirdim. Biraz hesaplıydı, bunu aldım ben. 3,5 liraya aldım. Samanımız azaldı, onunla inşallah en kısa sürede temin edeceğiz. Şöyle. Şu danamız düşmüştü şapa. Bakın. Bunu hiç içeriden bile çıkartmadım arkadaşlar. Hiç içeriden bile çıkartmadım. Bakın bu da gevşini yapıyor. Bu hayvan da düzeldi. Yani benim zaten hayvanlarım, şap aşısı yapılmış hayvanlarım vardı yani. Tarım İl Müdürlüğü yani aşılarını yaptı. Tamam, şu hayvanlarıma birer kere yaptılar, büyük hayvanlarıma da. Bunları pazara tutmadık. Bu hayvanlar mesela, şu danalarım olsun, şunlar olsun. Yani şu danam mesela benim iki kere aşı yapıldı. Buna girmedi. Bu da iki kere aşılanan bir hayvanım. Bu da şap oldu. Mesela dışarıda gösterdiğim düvelerim de şap oldu. Onlar zaten ufaklığından beri bende. Yani o yüzden bilmiyorum, tarım aşısında bir sıkıntı var veya onların bağışıklığı düşük de o yüzden mi? Çünkü ben bu bölgeye de girer komple dedim, herhalde bizim ahıra girer. Biz işi gücü bırakırız, aşıyla uğraşırız diye düşündük. Çok şükür şap aşısını, yani şap hastalığını çok hafif atlattık. 7 tane falan malımız düştü şapa. Bir tane bizim zaten akbaş danamız vardı, o vuruyordu, onu kestim. Onu zaten kesecektim. O düşünce onu direkt hemen götürüp mezbahaya kestim. Dedim hiç erimesin. Yani çünkü biz ona iğne de vuramazdık yani, büyük dana. Dengesiz zaten vuruyor. Kendim hiç risk etmedim. Şunlara topladığım düveler. Yavaş oğlum, yavaş. Bunlara düvelerimiz. Bakın bunlar şöyle keçi gibi üstlerde geziyorlar. Buralara şöyle bir kapatma yerleri yaptık ama yeri dar. Bayağı bir yerleri dar. Bunun farkındayım. Bunların da işte ciğer iğnelerini falan yaptım ben. Ondan sonra başka da bir ilaç yapmadım. Bunlara bir ciğer iğnesi yaptım. Aldığımız adam dedi zaten, abi bunların ilaçlarını yapmıyor da biz yine kendimize göre ilaçlarımızı yapacağız. İnsan yani herkes kendine göre bir ilaç yapar. Ne kadar da yaptım dese, ben illa kendi bildiğim sistemi uygularım. Ciğer iğnelerine girdim. Diğer ilaçlarına girecektim işte, şap girince hap falan hiçbir şey atamadım bunlara. Bunlardan ben çok korktum. Bunlara şap bir girse yani bizi perişan ederdi. Elhamdülillah çok şükür bunlara girmedi. O yüzden sevinçliyiz yani. Gördüğünüz gibi hep işkembeler salmaya başladı hayvanlar. Şöyle gevişlerini getiriyorlar. Güzel güzel. O yönden kafamız rahat. Şu gebe ineklere girmedi. Bunlar da olsaydı sıkıntı. Yani bunlar olsaydı buzağa bile atarlardı yani. Şimdi şap hastalığı çok kötü bir şey. Yani çok hafif atlattık. Yani o yüzden ben her zaman şunu diyorum yani arkadaşlar, aşılarınızı elinizden geldiğince yaptırın. Yani biz aşılı, yani biz aşımızı yaptırdık. Ahırımız aşılı olduğu halde bizim ahırımıza hastalık girdi. Yani en çok dışarıdaki bırakılıktaki düvelerim şap oldu mesela. Burada bir o danama girdi. Bir tanesini de kestirdim. O danama girdi. İki danama girdi içeride. Ama dışarıdaki malım da 6 tane oldu.
Yani orası da iki kere şah paşası olduğu halde girdi yani. Aşı yaptırmamış olsaydım çok daha kötüydü. Yani buralara girmedi çok şükür. Yani rahat 6 gündür sıkıntı yok yani, rahatım. İlk başta bir hızlı giriş yaptı, ondan sonra durdu hemen. Yani dikkat edin, video falan da atamadım yani, hiç video atmadım. Çünkü onlarla uğraşıyordum. Hani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye de gösterebilirdim ama yani zor bir durum arkadaşlar. İnsan ister istemez hiçbir şey düşünemiyor. Ama yaptığım neydi? Bu hayvanların şah pastası olunca, yani ilk gördüğüm iki hayvanda birini kestim, biri kaldı. Onlara şah aşısı vurmadım. Öbür hayvanlarıma şah aşısı girdim. Bunlara dahi tekrardan veterineri çağırdım. Veterineri getirdim ahırıma. Onlara girdim. Aşıyı vurduktan sonra 2 gün sonra tekrardan diğer mallarım düşmeye başladı. Onlara da uyguladığım teknik penisilin ateş uçurucu arkadaşlar. Yani aklınızda olsun. Mesela şapı gördün ilk gün. İlk gün gördüğünüzde yani hayvanın büyüklüğü önemli tabii ki. Misal ben şu tarz düveler, yani düvelerim var dışarıda, onlardan bahsedeyim. Genelde bu tarz hayvanların düştü. Dışarıda bırakılık olan dişiler. Bunlar erkek de, bunların dişileri. 25 gram ateş uçurucu, 25 gram penisilin yaptım. İlk gün, ikinci gün yine 25 gram penisilin, 25 gram ateş uçurucu yaptım. Bir gün vurmadım. Dördüncü gün, yani üçüncü gün ilaç yapmadım. Dördüncü gün penisilin ateş uçurucu, deri altıyla ademin vurdum, 15 gram. Ademin de çünkü niye vurdum? Hayvanların dilinin üstü kepeklendiği için ademinde doku yenileme özelliği de var, yani A, D, E vitamini. Doku yenileme özelliği olduğu için ademini vurduğum zaman direkt deri altı vuruyorum ki direkt kana karışıyor. Yani hızlı bir şekilde dilini iyileştiriyor. Ayağı varsa, ayağında sıkıntı, onu hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Yani ademini her mala vurabilirdim. Hepsine bunların girebilirdim. Şap olmadan, yani o şekilde düşünebilirdim. Ben vurayım, bir şey olursa hemen dokusu yeniler diye. Ama bu sefer ne olurdu? Eğer şap bakterisi varsa bu sefer şap olma, tabak olmasını hızlandırır hayvan. O yüzden sade olanlara yaptım. Yani o da ne olur? Şimdi ben koyunda da çiçek hastalığı var mesela. Bu hafta bir çiçek aşısı gireceğim. Yani benim koyunlarımda yok da piyasada var. Yani koyunlara da çiçek aşısını da girdim. Yani inekte şap var bizim Çukurova bölgesinde. Koyunlarda çiçek hastalığı var. Yani depremden sonra oldu bunlar. Çiçek aşılarımı hemen yaptım. Çok şükür bir sıkıntı yok. Yani koyunlara da tabak olanlar varmış. Toparlama var koyunlarda. O tabak zaten. Benim ahırda da vardı. Muhtemelen o piyasadan aldığım koyunlarda benim ahırıma girdi tabak, şap. Ben onu o şekilde düşünüyorum. Ama çok şükür bitirdik. Yani rahatız yani, elhamdülillah. Yani aşılamayı yapın arkadaşlar. Ben yaptım. Ne oldu? Benim aha şu an 14. günüm. Kafam rahat. Yani rahatım yani. Ne yapayım? Aşımızı yapmazsak olmuyor. Yani hayvan başı 10 liraya mal oldu. 12 liraya. Hadi ben pahalı yaptırdım. 35 mallığına 650 liraya yaptırdım aşının. Biraz pahalı oldu ama o en iyisiydi. Ahırımla girdiği için vallahi hiçbir şey gözüm görmedi, hemen yaptırdım. Çünkü bir hayvanımı ben 15 gün önce kestirmiş olsaydım, yani danayı kestirdim, 160'a yakındı yani. Şimdi dana 180 civarlarında yani arkadaşlar, 170 bandında dana. O yüzden zaten ben de Ramazan'da kestireceğim hayvanlarımı. Çünkü düvelerimin yeri çok dar, ahırım çok dolu. Yani inanın ahırım inanılmaz derecede dolu. Yani koyunlarım var, ahır artık yetmiyor işin aslı da. Ya işte başımıza gelmeyen kalmıyor yani. Hep bir plan kuruyoruz, bir plan kuruyoruz ama senin bir plan varsa Allah'ın da planı var diyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu geviş getiren mondofon var, o düştü. Şu Hereford var burada, akbaş. Bak ikisi de düştü, bak o iki akbaş var kabak. Şöyle göstereyim. Şu iki tane kabak akbaşım düştü. Onların öbür tarafındaki boynuzlu akbaş düştü. Şapa. Bir tanesi zaten az önce gösterdim dışarıda.
Simenterler falan hiç düşmedi gerisi. Ha bir de bu düştü. Bu Holstein. Bunu ayaklarına vurdu. Hatta biraz toparlıyor. Bu da çok şükür düzeldi. Yani mallarım zaten benim etliydi de. Millet dedi hastalık vuranı dedi. Hemen kes. Ben kesmedim. Kesmem de yani benim daha. Çünkü malım aşılı. Ben hızlı bir şekilde iyileşeceğini biliyordum. İnanıyordum da. O yüzden ben kesmedim. Şuradan. Düvelerimle şöyle görüyorsunuz. İşkembeyi açtı. Bunların işte çiçek aşısı yaparsam yine deklomaksları kalacak bunların da. Önemli olan bu piyasada hastalık olan aşıları yapmam lazım. Çiçek aşısını yapmam lazım. Yani bu mala deklomaksı 15 günde 20 günde geç vurayım bir şey olmaz. Ama çiçek olursa hayvanım komple gider. O yüzden aşım geç olsun. Yani deklomaksı geç vurayım, o sıkıntı değil. Çiçek aşısına vurursak bu hafta ondan sonra kafamız iyice rahat olur. En azından önümüze bakarız yani. Aşılarımız tam. Girse de çok sıkıntı yapmaz. Hafif atlatırız. Allah'ın izniyle. Aşılarımızı yapacağız. Yani normalde bilmiyorum bu hastalık çok erken yayıldı yani. Yani çiçek daha zamanı var diye biliyorum. Çiçek de girdi. Ne bileyim şap da girdi. Yani ahırım da böyle çok kalabalık bakın. İthal koyunlarım var hep. Kuzu kalmadı yalnız. Bu ithal koyunlara çok kuzu ölümü verdik. Kangalları da aynı şekilde de. Ya hayvanlara da kuzu ölümü çok veriyoruz. Yani bu sene genelde kimle konuşursam, hangi hayvancıyla konuşursam kuzu ölümü var. Bizimki yine onlara göre bir minimumda diyebilirim. Öyle arkadaşlar işte bu şapı da bu şekilde atlattık çok şükür. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.